Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Sap sakin, çok sakin bir haftaya giriyoruz. İhtiyacımız olan enerjiler bu hafta. 29 Nisan 5 Mayıs haftasını konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Astroloji eğitimleriyle ilgili bütün sorularınız için uygulamalı yanıtlarla geliyorum. Bir numara haftada minimum bir dersimiz olacak. 12 aylık bir program. Temel astrolojinin her şeyi var içinde. Günün sonunda bir haritayı medikal potansiyeli, evlilik potansiyeli, çocuk durumu her şeyini okuyabilir şekilde çıkacaksınız. Videolar kayıtlı kalacak. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlar vesilesiyle bana istediğin soruları sorabilirsiniz. Şimdi nasıl abone olacağım, hangisine abone olacağım sorularının yanıtını uygulamalı olarak gösteriyorum. Regulus'a üye olacağız çünkü. Efendim benim YouTube kanalımı açıyorsunuz Duygu Demir diye abonelik seçeneğinin yanında katıl butonu var. Masa üstünden yapmanızı tavsiye ederim. Telefonlarda şu anda hemen çıkmayabiliyormuş. Üyelik olarak Vega genel bir üyelik seçeneği. Vega'ya değil eğer eğitim almak istiyorsanız Regulus'a giriyorsunuz ve buradaki katıla tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda sizi kredi kartı ve ödeme seçeneğine götürecek. Buradan bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz. Herkese merhabalar ben Holistik astroloğunuz Duygu Demir. Şimdi 29 Nisan haftasını konuşacağız. Biliyorsunuz bir önceki haftadan yayınlıyoruz ana videoyu 23 Nisan e, Salı akşamı yayınlıyoruz videoyu 24'ünde bir dolunay var. Bu dolunay birazcık sert bir dolunay. Kriz yönetimi gerektiren bir yönü var. Akrep Burcu'nda ve Plüto kareli bizi dönüştüren, değiştiren, para, kaynaklar, ortak sahip olduğumuz şeyler konusunda bizi birazcık dönüştüren bir etkiye sahip. Bunun etkisi devam edecek. Her dolunay iki hafta kadar geçerlidir. O yüzden ortak paylaşımlarımız konusunda ortaya çıkan duygularımız, nerede güvendeyiz, kiminle ne kadar güven içindeyiz, manipülatif durumlarla karşılaşıyor muyuz biraz bunlar konusunda sıkıştığımız ya da fark ettiğimiz olan olaylar olacaktır ama gökyüzünün enerjisi ağırlıklı olarak boğa burcunda olduğu için daha Sakinliği tercih ettiğimiz, sakinliği tercih edeceğimizi düşünüyorum ben işin açıkçası. Şimdi bütün hafta boyunca baktığımda Venüs, Güneş, Jüpiter ve Uranüs bu dördü birden boğa burcunda. Boğa burcu daha konforlu, sakin, elindekini korumayı seven, e, sahip çıkan, yemeği içmeyi önemseyen, e, biraz kıskanç olabilen, tembellik etmeyi seven, bedenle ve keyiflerle ilgili olan bir burç. O yüzden biz bu haftanın içinde aslında Böyle çok sert ve keskin başlangıçlar hırsların peşinde değiliz de sanki böyle elimizdekinin tadını çıkartmak istiyormuşuz. Sakinlik içinde tembellik etmek istiyormuşuz gibi bir ruh halinde olacağız. Venüs'ün boğa burcunda olması özellikle büyük bir avantaj. Çünkü ilişkileri daha güvenli, konforlu, tatlı kılacaktır. Her anlamda hem aşk ilişkisi hem de aslında sevdiğim, sevdiklerimizle olan ilişkilerimiz ve kadınlarla, sosyal çevreyle olan ilişkileri anlatacak. Venüs dişil enerji olduğu için biraz daha sağlam ayak yere basan başlangıçlar yapmak istediğimiz bir enerjinin içindeyiz 8 Mayıs'ta zaten güzel bir yeni ay olacak boğa burcunda O yüzden hani böyle kalıcı sağlam bereketli adımlar atmak istediğiniz birçok konuda ilişkilerde güzel adımlar atmak istediğiniz birçok konuda sizi çok destekleyen bizleri çok destekleyen bir enerji var gökyüzünde biraz böyle keyfimiz için para harcamalar olur iştahı arttırır karbonhidrata düşkünlük verir tembellik verir Ondan sonracığıma daha e, böyle e, ilişkilerde fiziksel hazza daha çok istetir. Yani böyle bir teması da olur. Bu geçişin içinde bir tek çarşamba günü Venüs Plüto karesi var. Biraz tutkulu ve takıntılı davranışlarımız olabilir. Onun haricinde çok da zorlayıcı bir enerjisi yok bu hafta özelinde. Ayımız kapanış fazlarına doğru gidiyor. Yeni aya doğru gittiğimiz için daha çok toplumsal meseleler veya aldığımız kararların şimdiye kadar aldığımız kararların sonuçlarını daha çok gördüğümüz bir süreçten de geçeceğiz. Hafta boyunca Merkür'ümüz halen daha kuzey ay düğümüyle çok yakın artık direkt seyrinde. Geçtiğimiz bir ay, bir buçuk ay içinde konuştuğumuz konular, aldığımız kararlar, kadersel fırsatları daha dönüştürme, değiştirme, artık hani olanı anladık, idrak ettik, bunlarla ilgili daha net kararlar alma evresinde olacağız. Biraz daha fazla aslında bence kendimize, geleceğimize, yapmak istediklerimize odaklandığımız, daha net ve anlamlı kararları aldığımız bir süreçten geçeceğiz. Şimdi Koç burcu, Boğa burcu ikisi birden enerji olarak aktif. Mars da Koç burcuna geçiyor bu arada. Ee, salı günü yine 30'unda. O yüzden pazartesi salı birazcık daha krizlere açık günler. Mars'ın son dereceleri biraz böyle problematik durumlar, kazalar, hastalıklar, salgın hastalıklar, e, dikkatsizlikler balık burcunda olduğu için verecektir. Deniz kazaları, su, denizle ilgili böyle problemler, su tesisatı ile ilgili problemlerde kez olabilir ama özellikle 30'lu salı saat 18 civarlarında geçiş yapacak 18 Tabi 18 civarında olması lazım. Hemen kontrol edeyim. Aynen 18-32'de geçiş yapacak. Sonrasında Mars Koç'ta yönettiği yerde, güçlü, yer, güçlü olduğu yerde bizi fiziksel enerji anlamında güçlendirecek. Yani son bir aydır, bir buçuk aydır motivasyonumuz düşüktü, kaygılıydık, birazcık daha depresiftik. Şimdi enerjimiz güçlenecek. Karar aldığımız konular tutulma döneminde düşündüğümüz şeylerle ilgili eyleme geçmemizi kolaylaştıracak. Kimimiz girişimcilikte bulunacak, kimimiz fiziksel anlamda güçlü olacak, kimimiz ilişkilerde biraz daha daha düşünüp konuştuğu şeylerde çataçat müdahale edecek, mücadele edecek. E, bu geniş bir enerji yani bu sadece bu hafta değil birkaç haftalık bir süreç. Hatta önümüzdeki günlerde Marsın tutulma derecelerini tetiklediği zamanlar var. Bir sonraki hafta itibariyle 7 Mayıs sonrasında o dönemlerde daha bile şey olacağız. Hani bir şeyleri gerçekleştirme heveslisi, ihtiyacı halinde olacağız. O yüzden bu haftanın boğa burcu enerjisiyle birleştiğinde fiziksel anlamda güçlü hissederiz. Bir mücadele edecek, rekabet edecek enerjimiz olur ama henüz daha keskin bir enerji olmayız. Birazcık Mars'ın koça geçmesi kavgaları, tartışmaları arttıracaktır ister istemez. Daha net öfkeli çıkışları anlatacaktır. Bireysel isteklerimizin peşinden koşmayı getirecektir. Bu hafta bence daha çok dediğim gibi alanımızı koruyacağız. İlişkilerle daha sağlam kalıcı adımlar atabiliriz. Yemeği içmeyi abartabiliriz. Sevdiklerimizle ilişkileri daha sağlamlaştırabiliriz para ve yatırım konuları sağlam yatırımlar yapmaları konuşabiliriz finansal yatırımlarda aslında bazı şeylerin daha hani kalıcı yönden yatırımlarını yapmayı daha çok tercih edebiliriz ve hani para konuşacağız yani. Parayı nereye yatıralım, ne yapalım, ne edelim konuşacağız. Tabii boğa burcu buğdayla, üretimle, tarımla, toprakla, gayrimenkulle, emlak sektörüyle bağlantılı. Bu konularda buralarda yapılabilecek olası revizyonlar ve değişimlerde yine gündemimize gelecek. Sanki böyle bu hafta. Genel anlamda daha ılımlı bir hafta bizi bekliyor. 8'inde yeni ay var dediğim gibi bu hafta sonu itibariyle ufak ufak daha sakin kalmayı tercih etmeliyiz. Birazcık daha yumuşak bir enerji bize iyi gelecektir. Pazar günü birazcık daha bireysel ve agresif olabiliriz. E, sakin ve ılımlı bir hafta bizi bekliyor. Bakalım Burçlar neler anlatıyor bu haftanın enerjisi. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Bu hafta rahatsınız ya. Bu hafta Diyeceksiniz ki hele şükür sonunda böyle bir işler rayına girmeye başladı. Neden? Çok uzun zamandır kendiniz, hayatınız, yönünüz neler istediğinizle ilgili çok fazla sorguladınız. Geçmiş, bugün, bundan sonrası ne olacak biraz kaygılı geçti. Aynı şeyleri 2-3 defa konuştunuz düşündünüz. Fırsatlar da oldu elbette. Yenilenme, gelişme, ilerleme fırsatlarınız da oldu ama geçmişten kalan birçok mevzuyla ilgili kendinizi sorguladığınızı düşünüyorum ben işin. Açıkçası 8 Nisan tutulmasıyla beraber de hani başlıyoruz, Yeni yeni bir şeyler yapıyoruz derken biraz daha kontrol dışı durumlar, kaygılar, depresif olaylarla da aslında yüz yüze gelmiş olabilirsiniz. Şimdi salı günü Mars burcunuza geçecek. Pazartesi salı, salı 18.32'ye kadar birazcık daha aksilikler olabilir. Kontrollü olalım sağlığımız ve kazalar, dikkatsizlik anlamında. Salı 18.32 itibariyle Mars burcunuza geçiyor. Uzunca bir süre burada kalacak. Enerjiniz artacak, eylem gücünüz artacak. İstediğiniz şeyler için artık harekete geçme zamanı başlayacak. Burası sizi bu geçiş sizi fiziksel anlamda güçlü kılacaktır. Biraz agresif, kavgacı olabilirsiniz bu süreçte. Çok fazla seyahatiniz, yolculuğunuz ya da fiziksel anlamda arabayla bir yerlere gitmeniz, gelmeniz söz konusu olabilir. Gergin hissedebilirsiniz. Ee, bazıları dışarıdan bakanlar sizi birazcık daha agresif görebilir. Fazla rekabetçi, fazla keskin fazla hırslı görebilir ama günün sonunda aslında eyleme geçme vakti geldi. Ee, sağlığınıza özen gösterin. Özellikle tansiyon problemleri olanlar, kan hastalıkları ile ilgili bir problemleri olanlar, e, acil bir ameliyat operasyon riski olanlar biraz daha temkinli olmalı. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Hafta boyunca bunun haricinde... Göstergelerimiz ağırlıklı olarak boğa burcunda paranızla ilgileniyorsunuz. Kaynaklarım, yatırımım, param bundan sonra ne yapacağım? Belki gerçekten de birazcık daha kalıcı yatırımlar, kalıcı emtialar ya da kenara bir şey alıp koymak, etmekle daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Para pul mevzuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınız, değer yargılarınız ön plana çıkacak. İlişkileriniz için para harcamanız gerekebilir. İkisi bir iç içe geçebilir. Ortaklıklar konuşulabilir ama para sizin paranız sanki onun üzerinden konuşulan bir şey varmış gibi duruyor çarşamba günü birazcık para mevzuları ile ilgili manipülatif konuşmalar ya da güç savaşları söz konusu olabilir ama genel anlamda ben sizi kendiniz için eyleme geçen, kadersel fırsatları daha iyi yakalayan, kendini ön plana alan ve para ve yatırım konularıyla daha fazla çok daha fazla ilgilenen bir enerjide görüyorum. Ee, özeliniz siz daha ön plana çıkıyorsunuz. Bu o hafta itibariyle sevgili koçlar, sevgili boğalar ve yükselen boğalar mutlu yıllar öncelikle sizin sezonunuz, sizin günleriniz 8 Mayıs tarihinde burcunuzda çok güzel bir yeni ay olacak. Hayat sizi yavaş yavaş o yeni aya hazırlıyor. Bu hafta e, valla Venüs, Güneş, Jüpiter, Uranüs hepsi beraber sizin burcunuzda hareket ediyor. E, bolluk, bereket, rahatlık, konforlu konfor, e, daha popüler ve iyi hissetme daha sempatik göründüğünüz bir enerji. Her şey sizi bekliyor aslında. Sosyal anlamda daha popüler olacaksınız. Daha güzelleşeceksiniz. Güzelliğiniz, giyiminiz, kuşamınız için harcamalar yapabilirsiniz. Değişiklikler yapabilirsiniz. Boğada olduğu için çok radikal bir değişiklik yapmazsınız belki henüz ama haftanın, haftanın demeyeyim birkaç hafta sonrasında Venüs Jüpiter'le Uranüs'le kavuşacağı zaman bu daha radikal değişimler aklınıza gelebilir. İlişkilerde daha beğenilen taraf olacaksınız. Size birileri gelecek ilgisini, alakasını, sempatisini, beğenisini sunacak. Bu anlamda keyifli ve verici bir enerji içinde olabilirsiniz. Mars 12. evinize geçiyor salı günü. Bu biraz sıkıntılı. Pazartesi salı arkadaş çevresi, sosyal çevre içinde biraz sizi zorlayan kişiler, durumlar, kurban kurtarıcı ilişkileri içinde olmanıza neden olan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Salı 18.32 itibariyle Mars 12. evinize geçecek. Biraz motivasyonunuz düşecek. Biraz enerjiniz düşecek. Yani koşturmaca çok olabilir ama tam istediğim yere kanalize olamıyorum ya da canım istemiyor yapıyorum karşılığını alamıyorum gereksiz düşmanlıkla rekabetle karşılaşıyorum aksilikler oluyor sağlıkla ilgili kendim dışındaki insanların sağlık meseleleriyle ilgilenmem gerekiyor gibi diyebilirsiniz. biraz böyle tansiyona, sağlığınıza, genel ruh halinize dikkat etmeniz iyi olacak. ama dediğim gibi bunun haricinde Merkür de 12. evinizde. Arkadan dönen olaylarla falan ilgilenmeniz gerekebilir. O yüzden kendinize, hayatınıza, isteklerinize daha fazla odaklanın. Enerjiniz, motivasyonunuz düşük olursa da hiç takılmayın. Sağlığınıza özellikle özen göstermeye dikkat edin. Venüs'ün burcunuzda olması size çok iyi gelecek. İlişkileriniz anlamında çok keyifli olacak. Akıllı, mantıklı yatırımlar yapabilirsiniz. Kendiniz ve geleceğiniz için aslında bu haftanın içinde sevgili boğa burçları. Pazar gününe biraz ekstra dikkat edin ama öfkeli durumlarla karşılaşmayalım bu günün içinde. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Sevgili ikizler burçları gökyüzüyle ilgili bir iyi bir de kötü haber vereceğim size. İyi haberimiz salı saat 18:30-32 itibariyle yani 30'u itibariyle Mars eylem göstergesi, enerji, motivasyon göstergesi artık kariyer alanınızdan çıkıyor. Onun işi, bunun işi, koştur, mücadele, aileler ve kariyer arasında kaldım Hepsini, hepsiyle uğraşıyorum. Bunları biraz geride bırakıyorsunuz. Her şey biraz daha rayında kendi halinde kalsın. Ben birazcık daha sosyal çevreme, arkadaşlıklarıma, birazcık daha gezip tozmaya, beraber vakit geçirmeye birazcık daha yönümü çeviriyorum diyorsunuz O yüzden böyle bir yeni çevreler, insanlar, davet edildiğiniz yerler falan daha keyifli ve tatlı bir koşturmaca başlayacak. Hedeflerinizin peşinden koşmak ve farklı gruplara dahil olmak size iyi gelecek. Güzel haberimiz bu. Merkürümüz halen daha burada. O yüzden güzel tanışmalar, konuşmalar, haberler, geçmişten gelen bir şeyler, böyle şey bir birkaç haftadır düşündüğünüz konuları artık sonucuna bağlayıp imzalamalar falan oldukça olası ve güzel bu sürecin içinde. Diğer haber kötü ama çok kötü değil aslında. O da şu Gökyüzünde şu anda Boğa burcu sezonundayız. Venüs, Boğa, Jüpiter, Uranüs hepsi 12. evinizde. Burada bir size bir tembellik, bir rahatlık, bir konfor, aman eyleme geçmeyin boşver ver olduğu gibi olsun gibi bir hal gelecek. Aslında sizin sezonunuz çok hareketli geçecek bu sene. Jüpiter de burcunuza geçecek. E bütün böyle koşturmaca, alternatifler, Haziran'ın ilk günleri gerçekten çok dolu dolu, çok fazla şeyi aynı anda düşündüğünüz, konuştuğunuz bir süreçte olacaksınız. O yüzden bunları son dinlenme evresi gibi diye düşünebilirsiniz sadece para konusunda ilişkiler konusunda e, tam böyle istediğiniz hareketi sonucu karşılığı alamadığınız bir enerji var burada. Belki yeni bir ilişkiye başlamak olan ilişkinin içinde sorunları çözmek çok kolay değil. Bu durumun bu dönemin içinde ne olursa olsun. Biraz akışına bırakmak iyi olacak bu hafta içinde genel anlamda. Beklediğiniz para varsa bir yerden beklediğiniz para akışı falan bunlar henüz gelmeyebilir. O yüzden bütçenizi kontrollü şekilde gerçekleştirmek daha akıllıca olacak sevgili ikizler burçları. Cumartesi, pazar özellikle pazar günü çok hareketli geçireceksiniz gibi duruyor. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler e, bu hafta beklediğimiz sakinlik ve huzur bizi buluyor. Şu anlamda buluyor. Bir tarafta salı günü itibariyle Mars, salı 18.30 itibariyle Mars kariyer hattınıza geçecek. Bu çok sakin taraf değil. İş, güç, fırsatlar, yeni pozisyonların getirdiği koşturmacalar, belki burada alenen rekabet, üst düzey yöneticilerle bir şeyleri anlaşmak etmek, hafiften tartışıp toparlamak falan olası. Bir tarafta böyle bir hareketlilik var. Diğer tarafta bu aslında nispeten iyi çünkü tutulmanın 8 Nisan tutulmasının size vaat ettiği mesleki ilerleme, aile koruma, toplum, toplumdaki yeriniz, duruşunuz, beraber hareket etme bunlarla ilgili çok büyük adımlar getirecek size. Merkür'de halen daha burada kadersel atılımlar, fırsatlar ve konuşmaların kapısı açık. Mülakat, görüşme, fırsatlar açık. Ancak diğer taraftan daha sakin olan taraf Güneş, Venüs, Jüpiter, Uranüs hepsi 11. evinizde Boğa burcunda. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle daha sakin, keyifli, ılımlı bir ortam içinde, iletişim ve ilişki içinde olmak size iyi gelecek. İçinde, içinde dedim çok. Sakinlik var, huzur var, keyif var, istikrar, bildiğimiz çevre, bildiğimiz düzen, aynı arkadaşlar, sürekli böyle tekrarlı yaptığımız rutinler, düzenler devam diye gösteriyor aslında gökyüzü tarafından baktığımızda. Arkadaşlarınızdan yana fayda görebilirsiniz. Venüs dişil enerjiyi anlatır. Kadın dostlardan yana fayda olabilir. Beraber işler yapılabilir. Beraber daha sakin sakin zaman geçirilebilir. Yemeli içmeli veya bekar olanlar e, sosyal çevrelerinde girdikleri ortamlarda flörtler, konuşmalar, beğenildiğini hissetmek falan böyle güzel bir akışla enerjiyle aslında süreçten faydalanabilir sevgili yengeç burçları. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, bu hafta artık para, pul, ortak kaynaklar, ailenin sağlığı, beraber hareket etmek buralardan birazcık çıkıyorsunuz ve kendinize ve enerjinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Bazılarınız hayalleri peşinde gidecek. Yani 9. eve geçiyor Mars, Koç burcuna geçiyor salı günü itibariyle. Yurt dışı seyahatler, uzaklara gitme, uzakta biriyle görüşme, konuşma, ticaret, ticari hamlelerin başlangıcı. Ondan sonra hukuksal meseleler için harekete geçme, e belki bir eğitim, öğretim, böyle bir şeylerle ilgili bir başlangıç, basın, yayın, medya bunlarla ilgili başlangıçlar yapma. Bütün bunları destekleyen bir enerji var gökyüzünde. Mars olduğu için hem eyleme geçeceksiniz, harekete geçeceksiniz hem de biraz bunlar olurken telaş, hızlı hareket etme, kavga, gerginlik olası. Bunlara da böyle hani bir böyle bir gerginlikleri yönetmekte gerekebilir ister istemez sevgili aslan burçları. Bir diğer taraftan baktığımızda ama boğa güneş venüs jüpiter uranüs hepsi beraber boğa burcunda. 10. evde olacak. Bu da kariyerinizle ilgili sağlam, istikrarlı ve itibarlı adımlar atmanızı destekleyecek demektir. İş güç konusunda ne yaparsanız yapın hem görülüyorsunuz hem de popülerliğiniz artıyor gibi bir enerji getiriyor bu. Daha sempatik olduğunuz, sevildiğiniz, beğenildiğiniz, belki belli başları için önerildiğiniz, yöneticilerin sizi alıp bir yerlere götürdüğü, mülakatlar, görüşmeler peşindeyseniz buralarda destek aldığınız yine Venüs kadın olduğu için kadınların belki bir kapı açtığı, destek getirdiği güzel bir enerji var gökyüzünde. İş, güç açısından sağlam, güzel, güvenilir adımlar sizi bekliyor sevgili boğa burçları. Hatta geçtiğimiz iki sene içinde dirayetli kalmanın karşılığını alacaksınız gibi de diyebiliriz. Eğer evliyseniz ya da partneriniz varsa onun ailesiyle de iyi ve ılımlı ilişkiler kurmanızı destekleyecektir. Bu gökyüzü enerjisi sevgili Aslanlar rahat bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz kısaca. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, sevgili Başaklar, size bir iyi bir de kötü haber vereceğim. İyi haberimiz şu, gökyüzünde Güneş, Venüs, Jüpiter ve Uranüs hepsi beraber hayalleriniz alanında. O yüzden kendinizi çok daha rahat, konforlu enerji açısından daha iyi, ışığı parlayan bir şekilde hissedecek ve ifade edebileceksiniz. Kiminiz yurt dışı planları, kiminiz hayata dair bir amaç, anlam bulmak Bunlarla ilgilenecek seyahatler olabilir, ticaretler olabilir, akademik hayatla ilgili olabilir. Yani büyük hayaller, büyük umutlar, geleceğe yönelik planlar, daha geniş ve rahat şeyler sizin için daha önemli olacak. Tabii ki burada boğa enerjisiyle bunu yapıyoruz. Çok konforu, düzeni tamamen %100 bozup ala alaşağı etmek şeklinde değil. Daha sakince birçok şeyin tadını çıkartarak ama daha şimdiye kadar yaptığımızın bir tık daha dışında bir şeyler yaparak ilerlemek isteyeceğiz. Beraber yatırım yapılabilir. Eşiniz, partneriniz varsa... Onun kardeşleriyle, yakınlarıyla, tanıdıklarıyla beraber bir daha iyi ve sıkı sıkı ilişkiler geliştirilebilir gibi diye düşünebilirsiniz. Diğer taraftan Mars 8. evinize geçiyor. Salı günü itibariyle bu ikili ilişkilerde partnerle olan ilişkinizi birazcık daha ılımlı hale getirecek sen ben ilişkisi içinde. Karşı tarafın biraz daha sakinlemesini sağlayacak.

8. eve geçeceği için ve burada birkaç hafta kalacak kısa bir süre değil. 8. ev ortak finansal kaynaklar demek. Burada para mevzuları üzerinde bazı telaşlar, tartışmalar, gerginlikler, çatışmalar olası. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta 8. ev krizler ve kayıplar demek. Kriz yönetimi gerekecektir. Biraz zorlu dönemlerle karşılaşabiliriz. E, sağlığa dikkat etmek gerekir. Operasyon, ameliyat riski olan durumlarınız varsa bunları zorlamayın. E, ya gerçekten tarihi alıp yaptırmak ya da e, şöyle olursa aman e, bir ameliyat çıkabilir dikkat et denilen şeylerde dikkat etmek gerekecektir tansiyon e, önemli tansiyon ve kan hastalıkları ateşli hastalıklar bunlarla ilgili dikkat etmek önemli olacaktır e, biraz böyle hani Paralı, kavgalı, krizli, cinsellikle ilgili tutkunun olduğu ama biraz da tartışmanın da olduğu olaylar, durumlar olası bu sürecin içinde bu da işin krizli tarafı. Zaten bir süredir bu mevzuları konuşuyorsunuz çünkü Merkür Retros da aynı alanda oldu. Şimdi Merkürümüz düz seyirde artık aldığımız kararlar için bir şekilde eyleme geçeceğiz. Yani çocuk istiyoruz, bir yatırım yapmalıyız o zaman yapalım gibi. Hani konuştuğumuz şeyleri eyleme geçirme enerjisi olacak. Partnerin kaynaklarını arttırmak için bir planlamalar, konuşmalar serisi de olacaktır ister istemez. Sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, bu hafta hem iyi hem de kötü haberlerim olacak. Şöyle ki bir taraftan artık Mars yani eylem göstergesi günlük koşturmacalardan çıkıyor sizin için. Yani iş, güç, koşturmaca, daha kaygılı, depresif ne oluyor ne bitiyor falan buralardan çıkıyorsunuz. İlişkiler mevzusu daha hareketlenmeye başlıyor. Aşk hayatınız ve ilişkilerinizle ilgili 25 Mart 8 Nisan tutulmalarında aldığınız kararlar için artık eyleme geçeceksiniz. Beraber bir şey yapmak, memnun olmadığınız bir konuda tartış olmak bu eylem ve çatışma ve tartışma ve tutku hepsini aynı anda anlattığı için bazen tartışma bazen kavga gürültü bazen beraber bir şeyler yapmak şeklinde olacaktır karşı tarafın biraz fazla bencil olduğunu bencilce hareket ettiğini düşünüyor olabilirsiniz ve bunları aslında birazcık daha ifade ettiğiniz veya bunların üzerinden bir konuşmaların görüşmelerin tartışmaların olduğu bir evre olacak gibi duruyor İlişki başlıyor gibi olanlarda da aslında bu bir ilişkide başlatacaktır bir yandan ama dediğim gibi tartışma enerjisini iyi yönetmek gerekiyor e, zaten bazı kritik tarihleri önümüzdeki haftalarda geldikçe söyleyeceğim size. Diğer taraftan gökyüzünde Güneş Venüs Jüpiter, Uranüs hepsi beraber Boğa burcunda. Sizin için ortak finansal kaynaklar alanında yani para yatırım parayı kullanmak, ailenin parası, miras, ortak kaynaklar, beraber yatırım, ortaklıklardan gelen para, eşinizin finansal kaynakları daha geleceğe yönelik nasıl sağlam adımlar atabilirim ve istikrarlı ve güvenilir adımlarım olur. Biraz bunlara bakacaksınız. Bir şeyler almak dediğim gibi yatırım, borsa falan gibi temalar daha çok gündeminize gelecek. Para bereketli olacak. Venüs de burada olduğu için para akar, nakit akar bu anlamda iyi olur. Ee, Venüs dişileri kadınları anlatır. Belki kadınlarla yapılan işlerden para akışı da olabilir daha çok. Ee, biraz daha ılımlı bir akış var. Tabii ki ilişkilerde tutku ve tartışma temasını tekrardan hatırlatmakta fayda var. Yani kariyer, sağlık gibi mevzularla uğraşmak yerine ilişkinin gidişatı, ortaklaşa yapılan işler ve bunların parasal karşılığıyla daha çok ilgileneceksiniz. İstikrarın biraz biraz daha fazla olduğu bir hafta bizi bekliyor sevgili terazi burçları. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta havada aşk kokusu var sizin için. Güneş, Venüs, Jüpiter boğa hepsi beraber Jüpiter Güneş, Venüs, Jüpiter, Uranüs hepsi beraber Boğa Burcu'nda, Karşıt Burcu'nuzda. 8 Mayıs'ta da çok sağlam ve kalıcı adımlar atıp yepyeni bir ilişkiye başlamanızı dahi destekleyecek çok güzel enerjiler getiren bir yeni ayımız olacak. Bu hafta itibariyle etkisi başlıyor artık şeyin hani Venüs'ten ötürü. Aşk, meşk, ortaklıklar, beraber hareket etme, kalıcı adımlar, sağlam sağlam şeyler güzel hissettirecek size. Diğer taraftan Mars'ın Mars artık e, o rahatlık, konfor, romantizm, tembellik yani o alanlardan çıkıyor, eylem alanınıza, iş güç alanınıza geçiyor. O yüzden salı günü itibariyle, salı 18.30 itibariyle Mars 6. evinize geçecek. Günlük iş hayatında telaşınız artacak. Fiziksel koşturmalı bir şeyler yapmanız gerekebilir. Sağlık anlamında, spor anlamında daha aktif olacaksınız. Aktif bir enerjidir bu. Aynı zamanda biraz iş ortamı içinde çatışmaları, tartışmaları getirecektir. ister istemez. Bir diğer taraftan tabii ki Mars kazaları... Tansiyonla bağlantılı problemleri, kan hastalıklarını, ateşli hastalıkları veya biraz ameliyat operasyon riski gerektiren durumları karşımıza çıkartabilir. O yüzden sağlığa karşı da özenle yaklaşmak iyi olacaktır sevgili akrep burçları. Birazcık daha aşklı meşkli bir hafta sizi bekliyor yani bu hafta. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar bu hafta genel anlamda ılımlı sizin için. Bir tarafta Mars Salı günü saat 18.30 itibariyle 5. evinize geçiyor. Ev içindeki koşturmacalar, hareketler, yolculuklardan çıkıyorsunuz. Ve dönüp de biraz daha fazla aşk, meşk, flört, cinsellik, e, daha böyle spor... Hobileriniz, sizi mutlu eden konular böyle şeylere odaklanmaya başlıyorsunuz. Hareketli olacak. Daha fazla yaşam enerjisi hissedeceksiniz. Eğlence sektörü, yeme içme alanlarıdır aynı zamanda. Belki böyle koşturmacalarınız olacak. Sportif faaliyetler artabilir. E, biraz böyle e, agresif tavırlardan kaçınmak iyi olacaktır. Spekülatif yatırımlarla ilgileniyorsanız burada da hırslı ve gergin davranmadan daha akıllıca stratejik davranmak ile, e, iyi gelecektir. Merkür alem daha burada e, retrodan çıkmasına rağmen aynı derecelerde, çok yakın derecelerde bu hafta boyunca alem daha. O yüzden e, retro boyunca yani Nisan ayının ilk haftalarında yaşadığınız konular aldığınız kararlar, ilişkilere yönelik kararlarınız, neyi nasıl yapmak istiyorsunuz, bunlarla ilgili artık eyleme geçmek isteyeceksiniz. Diğer taraftan gökyüzünde Güneş, Venüs, Jüpiter ve Uranüs iş ortam alanınızda ve sağlık alanınızda sağlıkta ihtiyaç duyduğunuz bir şifa varsa karşılığını bulacaksınız. İş ortamında ise kalıcı, sağlam, güzel ilişkiler kurma şansınız olacak. Bazılarınız için iş ortamı vesilesiyle kadınlar özellikle Venüs vesilesiyle yeni işler, fırsatlar, para getiren kapılar açılacak gibi duruyor sevgili yay burçları. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar bu hafta daha ılımlı bir hafta bizi bekliyor. Bir tarafta Güneş, Venüs, Jüpiter, Uranüs topluluğu dördü birden boğa burcunda 5. evinizde. İlişkilerin tadını çıkarmak istiyorum haftası bu. Hobilerimin tadını çıkarmak istiyorum. Sevildiğimi hissetmek istiyorum. Tembellik ediyorum. Görünüyorum, biliniyorum, popüler oluyorum enerjisi bu. Ee, güzel ve sempatik bir enerji. Aşk hayatınızda gerçekten güzel ve tatlı enerjiler getirecektir. Ee, paylaşımı arttıracaktır. Beraber beraber sevgi dolu ve uyumlu paylaşımları arttıracaktır. Yeni bir ilişki isteyenler için flörtöz ortamlar olacaktır. Çocuk isteyenler için doğurganlığı, bereketi destekleyen bir enerji var. Çocuğunuz varsa ilişkileri güzelleştiren bir enerji var. Kadınlara hitap eden, hobilerinize hitap eden bazı işlerden para kazanabilir bilirsiniz spekülatif yatırımlardan enteresan kazanımlarınız olabilir. Diğer taraftan ama sakin geçecek yani haftanın geneli. Diğer taraftan Mars'ımız Dördüncü evinize geçiyor. Yani 25 Mart 8 Nisan tutulmalarını etkilemeye başlayacak. Kariyerde değişim, ev taşıma, ev değiştirme, evin içinde hareketlilik, tartışma, evle ilgili bir şeyleri çözümleme birazcık daha buralarda bir hareketlilik var. Yani biraz aileyi ziyaret edip dönmek, aileyle tartışmak, evi taşımak, evi değiştirmek böyle bir hareketli bir evre bekleyecek sizi. Bu hafta henüz tutulma derecesini etkilemiyor ama... Ve ee, çok yakındır birkaç hafta içinde böyle bir dinamik bir olaylar serisi karşınıza çıkacak gibi duruyor sevgili e, oğlak burçları. Umarım güzellikler getirir sizlere. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar bu hafta bir tarafta boğa enerjisi var. Güneş, Venüs, Jüpiter, Uranüs boğa burcunda dördüncü evinizde. Ev, yuva içinde konfor istiyorsunuz mutluluk ve keyif ve daha güzel paylaşımlar istiyorsunuz. Beraber hareket etmek, evin içini güzelleştirmek, ev için harcama yapmak, evde tatlı dilli bir ilişki ve iletişim kurmak, evde misafir ağırlamak, yemek içmek beraber bunların hepsi çok ama çok olası ve keyifli gelecek size. Bir diğer tarafta tabii evle ilgili yatırım, gayrimenkul, alım, satım gibi temalarda gündeme gelecektir. Bir diğer tarafta ise salı günü 18.30 itibariyle 30 Nisan itibariyle Mars'ımız 3. evinize geçiyor. Üçüncü ev iletişim, konuşma, trafik, seyahat ve yakınlarla olan ilişkilerimizi anlatacak. Belki kardeş, kuzenler gibi akrabalarla tartışmanın dozu birazcık artabilir. E, beraber hareket etmek gerekebilir. Karayoluyla yolculuklara çıkabilirsiniz, seyahatlere çıkabilirsiniz. İletişimde çok hızlı ve hareketli davranacaksınız. Çabuk kararlar alıp kararlarınız uğruna eyleme geçeceksiniz. Belki biraz daha kolay, biraz daha çabuk öfkelenebilir, tartışabilirsiniz. İletişim araçlarında yine biraz kazaları, aksilikleri düşürmedim, et, düşürdüm, ettim bozuldu, kırıldı, çıktılara falan birazcık daha açık bir enerji var ama dikkatli olun. Hızlı düşüneceksiniz, hızlı sonuçlar üreteceksiniz. Bu haftanın içinde hatta birkaç haftadır tutulma zamanı. Merkür retrosu bu dönemde aldığınız kararlar için artık eyleme geçme şansınız olacak. Sevgili e, kova burçları, umarım güzellikler getirir bu hafta sizlere. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar. Bu hafta iyi ve kötü. Aslında sizin için genel anlamda iyi ama birazcık telaşlı enerjiler olacak. Şimdi pazartesi salı günü Mars burcunuzdan çıkıyor. Salı saat 18.30'da çıkacak. O yüzden haftanın sonu pazartesi salı günleri biraz telaşlı, gergin, enerjisi düşük, kazaları açık, sağlık anlamında problemlere açık bir enerji var. Biraz daha kendinize ve enerjinize hakim olup özenmek iyi olacak. Salı 18.30 sonrasında artık eylem göstergesi para alanınıza geçiyor. Para kazanıyorum, harcıyorum, yatırım planlıyorum gibi birazcık daha hızlı ve telaşlı, paranın peşinden koşuyorum gibi bir enerjiniz var. E biraz harcatır bu. Seyahatler, yolculuklar için de harcatır ya da gereksiz harcamalarla çarçur etme teması da olabilir. Yalnız önemli olan şu. 8 Nisan tutulması ve Merkür retrosu paramı nasıl daha iyi değerlendiririm? Nereden daha çok para kazanabilirim? ne yapmalıyım gibi konuları gündeminize taşımıştı. Burada aklınıza gelen yapmak istediğiniz, planladığınız şeyler var ise artık bunun için eyleme geçme vakti olacak ne olursa olsun. Aynı zamanda hafta boyunca Güneş, Venüs e, Jüpiter ve Uranüs 3. evinizde. Yakınlarınızla olan ilişkilerinizi çok daha güzel ve keyifli hale getiren bir geçiş bu. E, sevildiğinizi, popüler olduğunuzu hissedebilirsiniz. Yakınlarınızla ilişkileriniz daha ılımlı olabilir. E, belki çocukluktan gelen eski arkadaşlarınızla, dostlarınızla daha samimi olabilirsiniz. Kalıcı, e, ayakları yere basan ilişkiler ve iletişimleri anlatacak bize. Bir diğer taraftan, ee, şey tatlı dille kendinizi ifade ettiğiniz, fikirlerinizi ortaya koyduğunuz bir enerji. Daha kalıcı, sağlam ayakları yere basan anlaşmalar yapmak için güvenilir konuşmalar yapmak için sosyal medyada, iletişim mecralarında kendinizi daha iyi ifade etmek için güzel şanslarınız olacak. Ee, belki son 1-2 yıldır bu anlamda kendinizi geliştirmeye uğraştığınız birçok şeyin artık karşılığını ve ödülünü aldığınızı hissedeceksiniz. Ben güzel ve tatlı buluyorum. Biraz da tembel buluyorum bu haftanın enerjisini. Umarım size de güzellikler getirir. keyifli olsun. Ee, bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta nispeten dediğim gibi daha böyle sakince kalan yönleri olan, daha ağır ağır akan ama daha tadını çıkarmaya yönelik akan bir enerji var gökyüzünde. Umarım güzel de olur. Hepinizi öpüyorum. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sevgiler.